Hepinize merhabalar. Bugün yine önümde bir dünya et var. Daha önce bu fırında da yaptım. Hatta birkaç çeşidini yaptım. Yine tandır yapacağız arkadaşlar. Yani bizim kültürde biliyorsunuz böyle lime lime olmuş etleri sevmeyen yoktur herhalde. Yani böyle kemikler etinden ayrıldığı zaman hepimiz mutlu oluyoruz istemsizce. Ramazan'da farklı bir teknikle başladık. Böyle önden kızartarak falan bu taş fırınlardaki mantıkla ve devamında da böyle eti demleyerek diyebileceğimiz bir teknik yaptık. Yani normal fırınlarda yapılmış her türlüsü var. Bugün farklı bir şey yapacağız. Biliyorsunuz yeni bir tane fırınımız var. Sizin çok ilginizi çeken bir fırın. Normal şartlarda ev fırını değil arkadaşlar. Ev fırınında nasıl yapıldığını gösterdiğim için tekrar etmeye de gerek yok. Bu fırını merak eden arkadaşlar için bu biraz daha böyle profesyonel restoranlarda kullanılan bir fırın. Yani dünyanın en iyi fırını diye geçen bir fırın. Şimdi bugün dünyanın en iyi fırınında bu nasıl yapılır? Fark oluyor mu, olmuyor mu? Hangi kısmı daha kolay? Bunları işlemeye çalışacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Önümde şöyle 3 tane kuzunun kolu var. Daha önceden dinlenmekte olan bir tane gerdanla 2 tane de şöyle kuzu kaburga parçaları var elimde. Bunlar artık dinlenmenin sonuna gelmiş, renkleri yeşermeye başlamış. Artık bunlar sakata gidecek, o yüzden bunları da yapacağım. Şöyle bakın. Kemikli etlerin vakumda çok uzun süre duramadığını daha önce söylemiştim. Burada kaburga ve gerdan var. Yani yaklaşık 2 hafta falan olmuştur herhalde vakumlayalı ama gördüğünüz gibi artık bozulma evresine geçmeye başlamış. Şu an bakın etleri temizledik, hiçbir problem yok. Herhangi bir koku vesaire yok. Pırıl pırıl ama dediğim gibi kemikli etlerde hep gözünüz vakumun üzerinde olması gerekiyor. Bu etleri yine İstanbul'da Kanarya kasabından sipariş ettim. Bunlar taze et zaten. Vakumlanmış et değiller. Gördüğünüz gibi önümde bir sürü et var. Bugün babam, kardeşim iftara gelecekler nasip olursa. Yani şöyle bir 10-12 kişi falan olacağız. O yüzden de biraz bolca tutuyorum eti. Şimdi bir dünya et var tabii önümde. Ben şöyle 2 tane tepsi kullanacağım bugün. Yapacağım iş çok basit. Daha önceden de yaptığımız gibi. Yani bizim kuzular gerçekten kokmuyor arkadaşlar. Bu Balıkesir kıvırcığı gerçekten korkmuyor. Bu da karnabahar ırkı. Daha önce de yapmıştım bundan. Şöyle bakın. Yağ oranı o kadar güzel ki hayvanın. Yani ne böyle çok ne az. Böyle hani pembeli pembeli. Bunun oranı çok güzel oluyor. O yüzden bunda böyle bir çizik atma vesaire falan ben yapmıyorum. Eğer üstündeki yağlar kalınsa yağları çizmenizi tavsiye ederim. Bunun ilacı sadece tuz. Başka hiçbir şey istemez. İsteğe bağlı biraz da karabiber yakışır. Ben şöyle bolcana tuzluyorum önden. Evet arkadaşlar, burada neredeyse bir kuzu var diyebilirim. 3 tane kol var, 2 tane kaburga var, 1 tane gerdan var, 1 kol eksik. Bir de tabii sırt kısmı, pirzolası falan eksik. Neredeyse bir kuzudan çıkan bu tür tandırlık etler var diyebilirim. Yani bugün karışık bir kebap yapmış olacağız. Şimdi biraz da karabiber gezdireceğim. Şimdi bu kadarı yeterli. Etlerle işimiz bitti. Şimdi artık fırına geçelim. Fırının ayarlarını biraz anlatayım size. Bundan nasıl bir reçete yapacağız ondan bahsedelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, fırınımız Rasyonel'in iCombi Pro modeli. Daha önceden bir kere yapmıştık. Dediğim gibi ev fırını değil arkadaşlar bu. Restoran fırını. Ben evin içine kurduramadım bile. Terasa kurdurmak zorunda kaldım. Yani bunu peşin peşin söyleyeyim. Ondan sonra bana şunu demeyin. Abi işte çok pahalı, şudur budur falan filan. Bu farklı bir konsept. Bu restoranlarda nasıl yapılır konsepti. Ben de restoranlara menü hazırladığım için bunu evde kullanıyorum. Eve aldım. Benim işimi gördüğü için aldım. Onu öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar, fırınımın içi şu an bayağı kirli. Ben bayağı bayağı sık sık kullanmaya başladım bu fırını. En son dün akşam pizza yapmıştım. Şimdi şuradan bir bakmam lazım. Fırının şu an temizlik durumu %31 diyor. Yani bu bizim bu işlem için birazcık az. Normalde bunun böyle %50'lerde falan olsa iyi olur. Yapmaya yaparız ama güzel bir şey olsun, temiz bir şey olsun. Şimdi bu fırının bir özelliği var. Daha önce Instagram'da bahsetmiştim. Çok merak edildiği için kısaca bir yer vereceğim. Bu fırın kendi kendini temizleyebiliyor. Şimdi bakın, burada farklı farklı programları var. Ben şu an vaktim hiç olmadığı için en kısa programı yapacağım. 25 dakikalık bir programı var. Bu şekilde kendi tabletleri var arkadaşlar. Şu ızgaranın, bakın şu ızgara açılıyor. Burada fan var. Fanın ortasına
bu tableti koyuyoruz. Tabletleri koyduktan sonra buradan programımızı seçiyoruz. Hızlı program 25 dakika. Şimdi ızgaraları, kapları çıkartın diyor bana. Zaten içerisine herhangi bir şey bırakmadım. Şimdi temizleme aşaması başladı. Az önce gördünüz. Şimdi bir 25 dakika sonra tekrardan size göstereceğim durumunu. Temizlik işlemi bitirdi. Şöyle bakın. Yani neredeyse, şöyle göstereyim. Elle bu kadar iyi temizleyemezsin diyebilirim. Ve çok minicik minicik bir şeyler kalmış. Bu da hızlı program olduğu için. Normalde uzun programlarda tamamen her şeyle 10 numara yapıyor. Önemli değil. Bunun içerisinde şöyle hazır programlar var. Bunlardan herhangi birini seçerseniz o kendisi siz fazla müdahale etmeden diyelim. Sadece size tercih yaptırarak bunu yapabiliyor. Bugün ben kendi programımla bir şey yapmak istiyorum ki siz de daha önce yapmış olmamıza rağmen hani ev fırını da yapmak isteyenler olursa aynı şekilde siz de yapabilin diye. Şöyle bakın, manuel programı aldım. Şimdi buradan ilk başta bir bakın, burada buharla karışık, bir de direkt kuru hava ön ısıtma diyor. Şöyle tutup aşağı sürüklüyorum. İlk başta bir ön ısıtma istiyorum. Ön ısıtmanın da ilk etapta şöyle bir 260 derecelere kadar ısınsın istiyorum. Ondan sonra benden yükleme yapmamı istesin. İlk etapta yine kuru hava ile gideceğiz arkadaşlar. Yani kuru hava demek ne demek? Dışarıdan nem takviyesi yok. Sadece etin içerisinden çıkan kendi nemi havası var, buharı var. Şimdi onu da buradan ayarlayabiliyoruz bakın. İlk etapta ben şöyle dışını mühürleme yapmak istediğim için etten çıkan havanın da dışarı tahliye olmasını istiyorum. O yüzden bunu şöyle ilk etapta bir %40'larda tutacağım. Dereceyi de 240 derecede. Bu dediğim gibi ilk başta bir mühürleme evresi. Sonra bana malzeme karıştırmam için bir uyarı versin istiyorum. Ben bu arada açıp etlerin çevrilmesine ihtiyaç var mı diye buna bakacağım. Ondan sonra tekrardan bir kuru havada ön ısıtma devam edeceğim. Bu ikinciyi %50 nemde ve 200 derecelerde. Şu an gördüğünüz gibi ben programı adım adım programlıyorum. Şimdi bunun üzerine sonradan ekleme de yapabilirim. Burada probe'la yönetebilirim. Yani süreyle değil de şu dereceye gelene kadar deme şansım var. Bundan sonra tekrar bana bir uyarı versin. Arada bir sıvı ekle diyecek bana. Yani burada etlerin durumuna göre kendi çıkan suyu olabilir. Bundan sonraki işlemimizde direkt buhar takviyeli olacak arkadaşlar. Yüksek buharla beraber yapacağız. O yüzden de şu buhar takviyeli olan programı seçiyorum. Burada %70'lerde tutacağım buharı. Hatta %75. Sıcaklıkta 160 derecede veya şöyle 150 derecelerde duruma göre hızlandırabilirim. Şu an çünkü iftara fazla vaktim kalmadı. Şimdi ben buna bir tane isim vereceğim. Gerekirse sonradan da ek yapacağım. Şimdi bu programı yükledim arkadaşlar. Şimdi artık geliyorum buraya. Şimdi buradan kuzu tandır modunu seçtim. Bakın şu an ön ısıtmaya başladı. Şimdi fırını ısıttıktan sonra bana tekrardan bilgi verecek, uyarı verecek. Şimdi etlerimizi artık koyacağız. Çok da az vaktim kaldı. Biraz da acele etmem lazım. Şu an fırınımız ısındı. Artık yükleme yapmam için bana uyarı veriyor. Şimdi hemen şöyle bismillah başlayalım. Bu şekilde yükledim. En altta da bir tane kap koydum. Şimdi şu probu burada derin bir ete saplıyorum. Şöyle bu şekilde kapatıyorum. Artık bakın şimdi 3. programa geçti. 240 derece. Etten çıkan buharın %70'ini tahliye edecek. Bu şekilde 30 dakika boyunca devam edecek. 30 dakikanın sonunda tekrardan beni uyaracak. Şimdi dışlarını böyle bir izleyeceğiz bakalım. 30 dakika sonra tekrar görüşürüz. An itibariyle bakın 24 dakika falan oldu. Vallahi şu an nar gibi oldu dışı. Yani bu tabii hem fanlı hem içerideki hiç nem bırakmadığı için. Şimdi bakın %30 dedi, bak şu sesi duyuyor musun? Bu ses bunun kliması. İçeride etten çıkan buharı birkaç saniyede bir tahliye ediyor. Bak yine açtı. Devamlı olarak içeridekini tahliye ediyor. Bir saniyede 120 litre buharı tahliye edebiliyor bu fırın. O yüzden de devamlı olarak böyle birkaç saniyede bir bunu açıyor. Çıkan buharı alıyor. İçeride tam kuru bir hava oluşturduğu için bak yine açtı. Dışı nar gibi kızarıyor. Bak şimdi. Şu an renkleri gayet aslında istediğim gibi oldu. Şimdi
Kapatıyorum. İlk baş programı yazmıştım ya. Şimdi buradan bu halen daha bakın programı devam ediyor. Şimdi ben burada programda değişiklik yapabiliyorum. Diyorum ki direktman 5. seviyeye, yani benim programdaki 5. adımıma geç. Şimdi bak ne yaptı? İçeride şu an %75 nem bırakıyor. 200 derecede bu şekilde devam ediyor. Ben bu süreyi de şimdi kısaltacağım. 10 dakika kadar 200 derecede etten çıkan nemin %75'ini içeride bırakarak devam edeceğiz. Yani son bir kızartma işlemini daha bu şekilde bitirmiş olacağım. Ondan sonra tekrar bize uyarı verecek. Ondan sonra artık buharlı pişirmeye geçeceğiz. O zaman da tekrar söyleyeceğim size. Evet, şu an az önceki programa 6 dakika kaldı. Bakın az önce demiştim ya. Şimdi burada programa müdahale etme şansınız var. Mesela dışarıdan baktın. Dedin ki ya çok kurumasın. Şimdi bakın burada bir şey göstereceğim. Hiç kapağı açmadan şurada bir tane sprey var. Şimdi kapağa dikkat edin. Buna bastığınız zaman bastığınız süre kadar içeriden su fışkırtıyor. Yani hemen onu buhara çeviriyor. Böyle aynı bizim hani normalde açarız eti spreyleriz ya. İşte burada sprey işini buna basarak içeri su fışkırtıyorsunuz. Ve etlerin nem oranını dengelemiş oluyorsunuz. Böyle bir özelliği de var. Bunu da göstermek istedim. Evet, son 20 saniye. Şimdi toplamda 25 dakika baştan 240 derecede fanlı şekilde yapmıştık. Dışı istediğimiz kadar kızarınca 10 dakikada 200 derecelerde yaptık. Toplamda 35 dakika. Normal fırında bu noktaya yaklaşık 1 saat 15-1,5 saat arasında geliyor arkadaşlar. Daha önceki tariften hatırlarsınız. Şu an programa uygun olarak ara zil verdi. Bana diyor ki şu an etleri bir kontrol et. Bakın arkadaşlar, bütün raflardaki etlerin renkleri tamamen aynı durumda. Yani şu an istediğim noktaya gelmiş. Şimdi şöyle dışlarına da bakıyorum. Gayet güzel kurumuşlar. Öyle tamamen kupkuru da değil. Şimdi tekrar kapattım. Şimdi bakın arkadaşlar, artık program değişti. Şu an artık bakın sesi duyuyorsunuz. Buhar kazanı da çalışmaya başladı. Yani içerisine şu an normal etin çıkan buharı haricinde dışarıdan buhar kazanıyla ortamı %80 buharlı tutacağız. Yani ne olacak? Bundan sonra artık etlerin içleri de o buharın etkisiyle pişmiş olacak. Sıcaklığı burada düşürüyorum. Şimdi bakın bu programı demişim ki içi 99 dereceye gelinceye kadar. Bu şekilde zaten maksimum 99 derece seçilebiliyor programda. Bu şekilde devam et demişim ben bunu. Şimdi programda üzerine değişiklik yapıyorum. 150 derecede fan hızını düşürüyorum. Şöyle düşük fan hızıyla, fazla böyle artık daha fazla kurutsun istemiyorum etin dışını. Fanın hızını düşürdüm. İçi 99 dereceye gelinceye kadar şu an bakın altında görüyorsunuz. Şu an batırdığımız probun iç sıcaklığını 83 diyor. Zaten çok az bir vakit kalmış diyor. Şimdi bu 99'a geldiği zaman diyecek ki bana tamam artık piştim. Aslında pişmiş olmayacak. İç sıcaklığı 99 dereceye geldiği zaman evet etin içi bir noktaya kadar pişmiş olacak. Ama bizim istediğimiz bu tür etlerde kolajen yapıların erimesi. Bu 94 derecede başlar. 102 derecelere kadar çıktığınız zaman tam olması gerektiği kıvama gelir. Yani böyle lime lime bizim aradığımız lokum gibi kıvam. Biz ne arıyoruz? Dışı nar gibi kızarmış, dışı çıtır çıtır ama içi de böyle krem gibi olsun istiyoruz. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Normal saatimden en az 45 dakika geç kaldım bugün ama fırın bu aradaki açı kapattı gibi duruyor. İnşallah iftara mahcup olmayız. İftara yetiştiririz. Şimdi bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. 83 derece şu an iç sıcaklık, %80 nem oranında, 150 derecede 99 dereceye geldiğinde tekrardan beni uyaracak. Yaklaşık 1 saat falan oldu herhalde. Tam bakmadım saate ama sonunda bize söyleyecek zaten. Şimdi ara zil 99 dereceye geldi iç sıcaklığımız. Şimdi bana diyor ki bir müdahale et. Açtık. Etler gerçekten çok iyi duruyor. Şimdi şöyle bir elle de dokunduğum zaman dış renkleri çok güzel ama böyle çok aşırı kurumamışlar. Tam istediğim gibi gidiyor yani. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda şu an bakın et rahat rahat çözülüyor. Yani aslına bakarsanız bizim işimiz şu noktada bitti bile denebilir. Şu an bakın artık işlemimiz bitti diyor. Şimdi iftara bakın normal şartlarda bu işlemi diğer fırında 3 saat 15 dakika sürmüştü. Bu işlem yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika falan sürdü. Yani 1 saat 5 dakika kadar demleme kısmı sürdü. 35 dakika kadar da ilk mühürleme işlemi sürdü. Yani
yarı yarıya kadar azalttı aslına bakarsanız süreyi. Şimdi burada iftara kadar bu şekilde bırakırsak tabii ki soğur, mahvolur. Daha burada 1 saat vaktimiz var. Şimdi burada bekletme diye bir seçenek var, bir program var. Bu programda şimdi bakın, şu an program bana dedi ki, şurada görüyorsunuz, kapıyı aç, içerisi olması gerekenden daha şu an sıcak. Yani pişirmeye devam etmemek için soğutma yapmak istiyor. Şimdi diyor ki kapağı kapat artık. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakın, şu an 99 derecede, yani içinin iç sıcaklığının olduğu derecede ki buna müdahale edebiliyoruz. Bu şekilde içeride sıcak şekilde bekleteceğiz. Nem oranını şuradan tekrar programa dönelim. Eğer ki hani dışı böyle kuru kuru olsun isterseniz buradan şu kuru olan programı seçebilirsiniz. O zaman içerideki nemin büyük kısmını, bakın, etten çıkan nemin %70'ini dışarı atacak. Biz bunu istemiyoruz. Artık sıcak kalsın ve yumuşak kalsın istiyoruz. O yüzden de nem oranını biraz daha 57'lerde, o civarlarda tutuyoruz. Sıcaklık olarak da sıcak dursun istiyorum. Çünkü bir taraftan da demlenmeye devam etsin istiyorum. Çok böyle düşük sıcaklıklara inmesin. Artık tam anlamıyla demliyoruz diyebilirim etini. Bundan sonra daha fazla küçülme vesaire olmaz. Bu bekletme modu, pişirme gibi düşünmeyin. Tamamen belli bir sıcaklıkta sabit olarak bekliyor. Artık iftara kadar bu şekilde bekleyecek. İftarda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hacı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Harika yani, nasıl? Ya boşver yemeği, görüntüye bak, görüntüye ya. Nasıl olacağı belli yani. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Allah'ını seversen şuna bakar mısınız ya? Görüntüye bak, görüntüye diyor ya. Arkadaşlar gerçekten nar gibi oldu, nar. Şimdi arkadaşlar dedim ya, bugün iftarda misafir var. O yüzden mevzuyu çok kısa tutacağız. Şöyle bir tane çatal alayım. Ya çatalla ziyan ediyorum. Yok, boyutları parçalamak için. Şimdi elimizin değdiğini herkese vermeyelim. Hepsini ellemeyeceğim. Sadece nasıl piştiğini göstermek istiyorum size. Arkadaşlar bakın, şunun rengine bakar mısınız ya? Gerçekten muhteşem duruyor. Nasıl piştiği de direkt manacım sana şöyle anlatayım. Sen bana hiç anlatma. Sen bana anlatma. Sen beni mahvettin. Mahv. Vallahi mahv. Demin yorumları okuyorum. Acı abi fit gibiydin diyor, fittin diyor. Hop yaptı seni de diyor, kendine benzetti diyor. Ulan. Vallahi benzetirim. Ulan arkadaş ya. Nefsinize hakim olun kardeşim. Ulan arkadaş ya. Hacım bak, hepsini parçalamayacağım. Bak burada en zor pişen gerdan. Şu gerdandan da birazcık göstereyim size bak. Üstü çıtır çıtır. Bakın şöyle ufacık bir deliğim. Görüyor musun? Hiç anlatmaya gerek yok yani. Artık. Zaten. Arkadaşlar garanti bir tarif. Daha önce bunu normal fırında da yaptım. Gerçekten çok benzer sonuç alıyoruz. Hacım. Şimdi tadıma hemen geçiyorum. Şuradan bismillah. Ben en güzel yerini aldım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ya Rabbi senin rızan için bir parça açıyoruz. Bismillah. Arkadaşlar müsaadenizle. Verin bana, ben de açayım orucumu. Cüneyt. Aynen Cüneyt. Gel gel. Dur. Al bunu. Al bunu. Aç. Bir parça da şu kabuklu yerinden. Arkadaşlar bugün dediğim gibi uzun tutmayacağız. Eline sağlık, harika. Vallahi. Nasıl Cüneyt? Etin en güzel hali. Bir kavurma bir bu yani, öyle. Arkadaşlar samimi ya, söylüyorum var ya. Arkadaş dışı başka güzel olmuş. Evet bak. İçi başka güzel yani olmuş. Yani şöyle haşlama gibi olan, direkt bakın bugün hiç folyoya sarmadık. Buhar desteğiyle yaptık. Siz kendi fırınınızda isterseniz üzerine bir kap da kapatabilirsiniz. Veya altına kaynar su koyun fırının. Kendi buharınızı kendiniz yapın. Çünkü bunda çok fazla buhar istiyor. Sadece kapağı sık sık açıp kapamayın. Buharı kaçırmayın. Bunda en önemli püf nokta o. Yani hani aşama aşama yaptık ya tarifi. Son buharlı aşamaya geldikten sonra merak da etseniz açmayın arkadaşlar fırını. Yani o buhar iyice nüfuz etsin. Samimi söylüyorum 10 numara olmuş yani, 10. Gerçekten tandıra bu kadar yakın evde yapılabilecek en iyi tarif net bu yani. Harika, harika. Ben Konya'da yedim, gözlerini kapat anlamazsın.
Evet. Konya tandır diye yedim. O da çok güzeldi. Evet. Çok, da çok güzel. O da çok güzel. O da böyle güzel kızarır. O yağla kızarıyor. Bu daha hafif. Konya tandırından biraz daha hafif oluyor bu. Evet. Biraz daha hafif. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü çok, bunda çok bunda güzel, yağ yok. Çok güzel bir tespit. Aynen. Daha yani böyle bir tıkamıyor adamı. Evet. Konya tandırı direkt yağın içerisinde piştiği için aynı böyle nar gibi kızarıyor. Ama daha çabuk kesiliyorsun ya. Bundan biraz daha fazla yersin. Ben kaçıyorum. Tamam. Ben kaçıyorum. Tamam, sen git hadi. Arkadaşlar, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Bu profesyonel fırını çok merak ediyorsunuz. İnanın Instagram'dan o kadar çok yazıyor ki arkadaşlar, yine söylüyorum, bu bir ev fırını değil. Yani fiyatı hani 80 bin 100 bin falan diyorlar, öyle de değil. Aşağı yukarı böyle 40-50 bin bandında fırının fiyatı. Hani merak ediyorsunuz, söyleyeyim bunu. Yani ev için pahalı bir fırın. Ev için kullanıma uygun, aslına bakarsanız ev için yapılmış bir fırın da değil. Ama işte ben aldım. Merak edenler için de isterseniz işte bu seri devam eder böyle. Fikrinizi aşağıya lütfen yazın. Yani şunu merak ediyorum. Sadece burada hani evinizde yapmak istediğiniz şeyleri mi, yoksa izlemekten keyif aldığınız şeyleri mi yapalım? Yani bu denge benim için önemli. Ben burada size uyacağım. Yorumları bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.